Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Indigo yayınlarından çıkan Sena Nur Işık'ın Asel kitabı. Ben bu kitabı okuduğum zaten geçtiğimiz hafta değil, 2 hafta önce falan Instagram'dan duyurmuştum. Instagram'dan takip etmeyenler hemen koşun takip edin. Çünkü kitapları okuduğum anda story'de sürekli haklarında bir şey söylüyorum. Eğer merak ediyorsanız tam okuduğum andaki o sinir seviyemin yüksekliğiyle neler söylediğimi oradan görmeniz daha sağlıklı olacaktır. Her neyse, Asel'i 2 hafta önce bitirdiğimi söylemiştim. Şimdi yorum videosuyla karşınızdayım. Kısaca konusundan bahsedeceğim. Ardından da benim nelere dikkat ettiğimden bahsedeceğim. Şöyle bir defterim var. Defterimde de zaten yazdım madde madde nelerin beni sinir ettiğini vesaire. Çünkü genel olarak her şey beni sinir etti. Yani şu da iyiydi falan diyemedim kitapla ilgili. Kitabımızda şöyle bir konu var. Kitabın adı Asel ya. Böyle hani çok egzantrik bir isim koymuş. Asel ya. Kızın adı da Asel. Hiç beklemediğiniz bir detay tabii ki bu. Asel işte yaşadığı ihanetlerin sorumlularıyla yüzleşebilmek için bütün cesaretini toplayıp üniversiteye geri dönüyor. İşte üniversite hayatına, oradaki insanların arasına falan geri dönüyor. Ve işte insanların suçlayıcı bakışları, geçmişin günahları falan filan her geçen gün daha da zorlaşıyor onun için falan. Ama o işte cesaretle, çok güçlü bir kadın olduğu için bunlarla mücadele etmeye karar veriyor falan. Ve tabii ki bütün geçmiş su yüzüne çıkacak. İşte bütün işte günümüzde geçmişin bütün tartışmaları, bu ihanetler, kapanmamış bütün konular çözülecek falan filan gibi. Bunların hepsiyle kızın yüzleşmesi gerekecek falan filan şeklinde öyle bir konusu var. Asel'in yaşadığı ihanetle başlıyor kitap aslında ama Asel'in yaşadığı ihanetle ilgili hiçbir detay görmüyoruz biz. Başlangıcında sadece şey görüyoruz. Kız bir ihanet yaşamış, artık çok güçlüymüş. Yani ne ihanet yaşamış, neden güçlüymüş, nasıl güçlü olmuş falan bunları görmüyoruz. Kitabın ilerleyen kısımlarında ihanetin açıklamasını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Kitabın ilerleyen kısımlarında dediğimde flashback sahneler var. Yani geçmişe dönüyorsunuz. Geçmişte o işler oraya nasıl gelmiş o noktaya kadar falan bunların hepsini okuyoruz. Asel karakteri başlangıcında yaşadığı ihanetten sonrasında güçlenen bir kadın olarak çizilmek istenmiş ama kesinlikle öyle bir şey yoktu. Ne Asel için ne de diğer karakterler için bir oturmuş karakteristik, böyle bir dikkat çeken bir duruş, bir yapı, öyle bir şey oluşturulmamış yani. Bütün erkek karakterlerin hepsi birbirine benziyordu. Hepsi aynı şekilde flört ediyordu. Bütün kadın karakterler aynı çirkeflikte ve kavga potansiyeline sahip haldeydi yani. Asel de güçlü bir kadın karakter olarak yazılmak istenmiş. Ama eski Wattpad kurgularında nasıl şey olurdu böyle? Aynaya baktım, çok güzel gözüküyordum. İşte motoruma bindim, çok havalıydım. Ondan sonra saçımı savurup odadan çıktım falan gibi böyle cringe, havalı olduğunu zanneden kız sahneleri yazılıyordu. Hepsi Asel kitabında mevcut. Kadın karakter sadece havalı olduğunu zannediyor. Yani asla havalı ve cesaretli, güçlü duruşta bir kadın değil. Öyle olduğunu zannediyor sadece. İhanete uğramış ve ayaklarının üstünde duruyor falan şekli bir şey var ve ihanetle ilgili hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Belli bir noktaya kadar, yani bunun gerçeklerin su yüzüne çıkması o kadar sonra oluyor ki bana göre, başlangıçtaki o sürekli ihanete uğramış ve herkesin üstüne sıçramaya müsait kadın karakter profili bana şey yarattı böyle. Ya sen de amma ağladın ha falan gibi bir psikoloji yarattı. Yani ihanete uğramış da neye uğramış, bir halt gördüğümüz yok, bu da sürekli zırlayıp duruyor falan psikolojisi yarattı bende. Karakterlerin hepsinde böyle genel bir tripli hal var. Yani her şeye çok sinirliler, her şeye çok gerginler. Özellikle ana kadın karakterimiz, yani Asel, çok tripli. Bir ortama giriyor mesela, bunlar okula gidiyorlar. Okula gittiklerine 1000 şahit gerek. Derse geliyor mesela, şey yazıyor kitapta. İşte ders için okula geldim, işte sınıfa girdim, herkes yine bana baktı, işte kafalarını çevirler, işte onları umursamadan yerime oturdum, saçımı savurdum falan filan gibi bir şey oluyor. Ondan sonra işte hoca geldi, dersi anlattı, çok sıkıcıydı, motoruma binip döndüm. Ya hiç okuduklarıyla ilgili hiçbir detay vermiyor o zaman, yani okulla ilgili hiçbir önemi yok yani. Hiçbir mekan yok, mevsim yok, ortam yok falan. Hiç böyle bir şey yapamıyorsunuz yani, hikayeyi 3 boyutlandıramıyorsunuz. Çok yüzeysel. Karakterler yüzeysel, mekanlar yüzeysel, içlerinde bulundukları ortamlar, işte o kamular, kurumlar, kuruluşlar, her şey çok yüzeysel. O yüzden bunlar bir boşlukta yaşıyorlarmış gibi. Böyle tiyatral yani her şey. Böyle bütün duyguları böyle şurada bir mal oturuyor, onun anlaması lazım der gibi anlatmışlar. Her neyse, Asel'in ihanete uğradığı ile ilgili sürekli tripli bir hali var ve sıçrayacak yer arıyor
Ve bütün sahnelerde Asel sürekli olarak şey, işte çok havalıydım, okula girdim yazdı mesela. İşte havalı havalı yürüyor tabii o. Ondan sonra işte yanıma işte Ener geldi. Bana işte bilmem ne söyledi. Sinirim tepeme çıktı, kolumu çektim, aldım hemen. İşte sana ne be salak dedim, yürüdüm falan şekilde. Yani bazen hani biri seni özledim falan. Vay efendim sen beni nasıl özlersin, sen kimsin de özlersin falan. Ya niye her şeye bağırıp çağırıyorsun ki? Yani kitabın genelinde aslında hiçbir olay yok. Hiçbir heyecan verici böyle vay be ne oldu bak şimdi falan ne, bunun sonu nereye çıkacak diyeceğiniz falan hiçbir şey yok. Ama kız karakter sürekli sinirlenerek bir olay varmış gibi böyle kendi kendine olay çıkarıyor yani. Aslında bir olay yok. Sadece kız karakter sinirlenmeye karar veriyor o anda işte kolumu tuttuk, çekip aldım kolumu, yürüdüm falan gibi böyle trip bir hallere falan giriyor yani kendi kendine. Bir sürü sahnede mesela bir bölüm bitiyor, ikinci bölüm başlıyor, ikinci bölüm bitiyor, üçüncü bölüm başlıyor falan. Sürekli olarak şey var işte ne bileyim işte kafeteryaya girdim, kolumu tuttu, bana bir şey söyledi, kolumu çekip aldım. Tam çıkmak üzereydim, kolumu tuttu, beni durdurdu. İşte bilmem ne dedi. Tam işte falanca da çıkar, kolumu tuttu. Yeter yani. Hadi kolunu tutmuş olsun. Zaten yani yeterince cringe bir sahne bu. Yeterince klişe, yeterince saçma. Hani bu şey ya bu canımı yakıyorsun şu anda falan sahnesi vardır ya o kolunu tutar falan. Yani o sahnenin bir kitap içerisinde ve bu 300 küsür sayfalık bir kitap. Yani hani ne bileyim böyle 900 sayfada iki kere çıkmış falan gibi bir şey de değil. Bu kitap içerisinde defalarca kolumu tuttu beni durdurdu. Kolumu tuttu yolumdan çevirdi bilmem. Tamam anladık yani. Senin kolunu herkes tutuyor. Anladık. Bir yerde şey oluyor. Bu Asel karakterinin arkadaşları var işte. Yiğit, Ener, bir de Eylül var. Bunlar dörtlü bir grupmuş. İlerleyen kısımlarda falan yani geçmiş ilişkilerinde bunlar işte yakın arkadaş oluyorlar. Bir vakit geçiyor aradan. Ener'le işte Asel birbirlerinden hoşlandıklarını fark ediyorlar falan ve bir ilişkiye başlıyorlar. Çok birbirlerine bağlılar, süperler, mükemmeller falan filan. Onun sonrasında da Ener'in ihaneti gibi gruptan işte yani hadi spoiler vereceğim ya. Üf, kitap o kadar umurumda değil ki. Eylül hamile kalmış. Ener'den hamile kalmış. Ondan sonracığıma. Sonrasında da hatta işte herkes işte bu olay çıkıyor, ihanet çıkıyor ama hala gizli olan bir şey var kitapta. Ne acaba, ne acaba falan. Neymiş efendim? Eylül merdivenden düşmüş. Aşağıya beni Asel itti demiş. Bütün mal sürüsü de koca bir üniversitedeki bütün geri zekalılar da o öyle diyorsa öyledir o zaman deyip Asel'e tükaka muamelesi yapmışlar. Şimdi öncelikle şöyle bir söylemek istiyorum. Ben üniversiteye gittim. Hatta iki üniversiteye gittim. Hatta farklı farklı yerlerde gittim. Hepsine yani farklı kampüslerde, farklı okullarda falan gittim. Üniversitede kimse birbirini o kadar önemsemiyor. Koca bir okulda kimse birbirini o kadar tanımıyor. Yani kimse beni merdivenden o itti deyince ne o mu itti? Aa pislik falan diye öyle bir muamele yapmaz ya. Aa öyle bir şey mi olmuş falan der ve kafanın ısını çevirir millet. Yani şu kitapta gördüğünüz o işte beni merdivenden itti bebek katili muhabbeti falan tamamen şey Amerika'daki lise koridoru dedikodusu kıvamında bir şey. Hani orada şeydir ya lise mevcudu bellidir. Herkes birbirini tanıyordur. Küçücük bir okuldur. O yüzden de herkes birbirine bok atar. Üniversite öyle bir ortam değil. O yüzden yani bu çok ergen kafalı bir kitap şu anda. Bu tip şeylerle mücadele ederken sürekli de şeyi görüyoruz biz. Asel bilmediğin bir şeyler var. Asel bilmediğin konular var. Asel bak aslında gerçekleri bilmiyorsun falan. Ener sürekli olarak Asel'i çok özlediğinden, Asel'i işte ilişkilerin bozulmuş olmasına pişman olduğundan, Asel'i başka erkeklerden kıskandığından falan bahsediyor. Çünkü Deniz diye de bir karakterimiz geliyor. Daha ikinci sayfada Asel'e asılmaya başlıyor falan ve bunlar böyle yani enemies to lovers muhabbetine sokulmak istenmiş. Asel daha çocuk içeri girdiğinde ıy salak, üf, aptal falan muamelesi yapıyor. Durduk yerde yani çocuğun yaptığı bir şey de yok aslında da. Bir anda böyle şey hani ayakkabısına yapışan çöp muamelesi yapıyor çocuğa. Sonrasında da hoşlanmaya karar veriyor. Çocuk da başlangıcından itibaren şey işte doğru söyle sen de beni seviyorsun. Sen de bana aşıksın falan bilmem ne gibi böyle aptal aptal şakalaşmalar. İşte saçma sapan iltifatlar falan modunda bir tip. Bunlar işte çok birbirlerine yakınlaşıyorlar falan ve çok işte Asel'e iyi geldiğini söylüyor. İşte Deniz bana çok iyi geldi. Sevgisiyle, şeyiyle, bilmem nesiyle falan gibi böyle bir tribe sokulmuş yani. İşin kötü yanı şimdi biz bu sahneleri okuyoruz falan ama
Duygular okuyucuya geçirilebiliyor olsa dilden kaynaklı olarak, karakterler o kadar derinlikli işlenmiş, detaylandırılmış ve hani dolu dolu karakterler olsa falan belki o hissiyatı alacağız. Ama dediğim gibi erkek karakterlerin hepsi birbirine benziyor, kız karakterlerin hepsi birbirine benziyor. Hiç spesifik kendilerine özgü bir özellikleri, ondan sonra bir karakteristik bir halleri falan filan hiç yok. Hepsi aynı şakayı yapıyor erkeklerin işte. Doğru söyle sen de bana aşıksın, doğru söyle sen de beni seviyorsun falan. Espri biraz zeka gerektiren bir şey ya. Bu kitapta onun eksikliğini çok net görebiliyorsunuz zaten. Çünkü hep yani diyaloglar çok bayat, karakterler hiç oturmamış, böyle bir şey yok yani. Karakter yarım kalmış. Yapmamışlar yani. Bir karakter oluşturmamışlar. Düşünün ki bir de kalabalık var. Hiç uğraşılmamış. Mekanlar bilmem neler falan zaten baştan savma. Okula gidip geliyorlar kimsenin umurunda değil. Yani şey işte okula gitmiş çıkmış. Yazma o zaman. Okul gibi bir detay yazma. Ya da kitap yazma direkt olarak. Yani herkes kitap yazmak zorunda değil mesela. Yani o yüzden her şey çok baştan savma yapılmış kitapta. Bir sahnede Asel Ener'le önceden sevgiliymiş ya. Bunlar işte lisedeler daha. Bir yerde işte biri Asel'le ilgili işte bacağı şöyle, kıçı böyle bilmem falan filan şeklinde böyle bel altı bir muhabbet yapıyor adamlardan biri. Ener de bunu duyuyor okulda. Çocukla kavga ediyor, tamam mı? Asel'in yanına geliyor. Asel diyor ki işte aa ne oldu bilmem kavga mı ettin sen falan filan. Çocuk da şey diyor. Ya seninle ilgili böyle böyle bir şey söylenmişti. Ben de ondan dolayı sinirlendim. Asel diyor ki vay efendim sen benim sahibim misin de bununla ilgili nasıl kavga edersin de bilmem ne de bilmem. Asel'cim sen gavat mı seviyorsun? Ne yapsın yani çocuk? Ha bundan şey anlamayın yani ben ilişki şey aman şiddet yanlısı bir insanım falan gibi düşünmeyin de. Yani kusura bakmayın hayatınızda biri varken onunla ilgili yok ayağı böyle başı böyle bilmem ne falan diye herifin biri gevşek gevşek konuşuyorken o adam ne diyorsun lan sen demiyorsa hani herkesin kendi fikri tabii ki konuşabilirler falan diye böyle geniş bir davranışta duruyorsa falan o herif sizin hiçbir şeyinizi kollayamaz. Yani ne kıçınızı kollayabilir, ne başınızı kollayabilir, ne arkanızı duruyor. Hiçbir şey olmaz yani. Ama Asel burada şey diyor. İşte sen benim sahibim değilsin de kavga edemezsin de bilmem ne zannediyorsun kendine falan. Hani şey demiyor öteki herif nasıl konuşur, iyi ağızda sıçmışsın, tebrik ederim falan demiyor. Sen benimle ilgili nasıl böyle yapar? İşte bütün kadınlar zaten bundan sıkıntı çekiyor da başları hep bundan ağrıyor da kadınların başına ne geliyorsa böyle erkeklerden geliyor falan. Şimdi kadınların başına ne geliyorsa böyle erkeklerden gelmiyor. O gevşek ağızlı, kendini bir şey zannedip kendi haddineymiş gibi senin arkandan konuşan herifler var ya öyle herifler yüzünden bir şey geliyor kadınların başına. O herifler eyleme geçme cüretini gösterdiğinde bir şey geliyor kadınların başına. Yani bu kitapta madem duyar kasılmak istenmiş bari konu bir anlaşılıp kafada bir oturtulup ona göre kasılsaymış keşke o duyar. O yüzden hani burada da şey oldum böyle ya duyar kasmak istedim bari becerebilseydin yani daha kendin anlamamışsın konuyu gibi bir psikolojiye girdim ben açık söylemek gerekirse. Şöyle bir sahne oluyor. Bir parti anında Ener yani Asel'in eski sevgilisi Asel'i tuvalette sıkıştırıp öpüyor. Yani sıkıştırmak da değil aslında. Bir köşeye işte Asel lavabodayken peşinden geliyor, konuşmaya çalışıyor falan filan. Ve o dövüş bilen, o çok havalı, o böyle çalımından geçilmeyen kız sırf kitapta olay olsun diye Ener'e engel olamıyor. Ondan sonra da eve gidip bütün cam, çerçeve, vitrin, vazo, tabak, çanak falan bütün evi aşağı indiriyor. Her şeyi kırıyor. Üstlerine basıyor, ayakları kesiliyor falan filan. Yani neredeyse şey yapacak. Hani villayı yapacak yani komple. Ondan sonra öyle bir tribe geliyor. Ciyak ciyak ağlıyor. Krizlere geçiriyor falan filan. Neymiş efendim? İşte Ener beni aldattı. Ben şimdi Deniz'le birlikteyim. Ener beni öptü. Ben şimdi Deniz'i aldatmış oldum. Gerçekten mi yani? Bu mu? IQ seviyesi bu mu yani karakterlerin dedim ben sahneyi okurken. Depresyon buna girme lüksü olanlara ait bir bozukluktur. Gerçekten böyle hayatın içinde mücadele etmek zorunda kaldığınızda ne olduğunu anlamıyorsunuz, tamam mı? Yani öyle şovlar yaparak işte ay bütün hayat üstüme geldi ya işte ölüp bitiyorum toparlanıyor falan. Ya sen toparlanmak istemiyorsun. Sen şov yapmak istiyorsun. Twitter'dan iki tane salak söz yazıp ağlamak istiyorsun.
camdan öyle uzakları izleyip gözyaşın süzülürken kahve yudumlamak istiyorsun. Sen trip atmak istiyorsun. Sen bir ergensin, tamam mı? Yani gerçekten bu işin bu kadar şova vurulduğu, işte bu kadar ortaya döküldüğü hali aslında depresyonda olanın değil de bunu havalı zannedip böyle etrafı pazarlayanın hareketidir, tamam mı? Gerçek depresyonda olan insanlar, gerçekten o yıkımı yaşayan insanlar falan bu kadar şov yapmaz etrafa. Burada da karakterimiz zaten yeterince şov yapıyor etrafa. Bütün krizler, şeyler, bilmem neler falan filanla. Bir sahnede krizi geçiriyor. Sayfayı çeviriyorsunuz. İşte Yiğit gelmişti, çok anlaştık. PlayStation oynamaya başladık. Ne oldu? Sen kriz geçiriyordun az önce. İşte gerçek hayattaki o Twitter'dan göndermeli tweet atıp işte ağlamalı şarkılar dinleyen kişiler nasıl kötü hissediyor aslında kendini, buradan anlıyorsunuzdur. Kitapla ilgili vurucu son noktayı söyleyeceğim. Kitabın sonunda hani vay efendim Ener Eylül'le yatmıştı da, hamile kalmıştı da, çocuk düştü diye bunun üstüne atmışlardı da, bilmem neydi de, o sırada Deniz'le tanışmıştı, hayatına bakmaya çalışıyormuş falan gibi bir şey vardı ya. Bütün kitapta hiçbir olay olmuyor. Hiçbir aksiyon olmuyor. Karakterlerin hiçbir doluluğu yok. Hiçbir mekanın, olayın. Ya hiçbir doluluk yok kitapta, tamam mı? Öyle boş beleş gitmiş kitap o kadar sayfaya kadar. En sonunda hiç böyle bir şey, eften püften vay efendim Eylül'ü hamile bırakan kişi aslında Ener değilmiş, Asel'in babasıymış diyoruz ve kitap bitiyor. Ya ne gerek vardı ki böyle bir detaya? Yani bu şey böyle kitabın tamamında hiçbir şey yok. En son bir şaka yapmak istemişler falan gibi bir detay yani. Babasıymış. Kız bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu öğrendiği yerde yangın çıkarıp bütün komple yakıyor orayı. Yangın çıkıyor. Her yer yanıyor. Millet çığlık kıyamet kaçışıyor falan. Yani Asel güçlü bir kadın karakter değil. Asel bir psikopat. Ağır ergen bir karakter. Kitabı hiç beğenmedim. Tamamen vakit kaybı. Bu söylediklerim de hepsinin arkasındayım. Eleştirmek isteyenleri buyurun, yoruma beklerim. Kitapla ilgili söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Katiyen de bir daha yüzüne bakmam. Gidip imha edeceğim diyormuşum. Hayır, imha etmeyeceğim ama gerçekten yani gömersin derken bayağı gömdüm yani ben bu kitabı. Gerçekten çok korkunçtu. Tamamen vakit kaybıydı. Ve karakterleri okurken şey oluyorsunuz yani, senin IQ'na tüküreyim oluyorsunuz. Gerçekten öyle oldum. Kitabı okumayı düşünenler, okuyanlar, tekrar okumak isteyenler diyeceğim ama kim ister ki yani. Yorumlarda hepinizin düşüncelerini bekliyorum. Benim düşüncelerim bu şekildeydi. Dikkat ettiğiniz başka noktalar varsa ya da benim düşünceme katıldığınız noktalar varsa ya da aksini düşündüğünüz şeyler varsa hepsini yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kitapları okurkenki tepkilerimi görmek için, detayları görmek için, kitaplarla ilgili alıntılar vesaire görmek için Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.